Hepinize merhaba. Normalde böyle bir video çekme niyetim yoktu. Çünkü zaten yeteri kadar herkesin 2019'da ne yaptığını izlediğimizi düşünüyorum. Ama bu furyaya ben de katıldım. Çünkü düşündüm ve 2019 yılında ben gerçekten resmi olarak YouTube'a başladım. Yani ciddi anlamda YouTube serüvenim ve YouTube'a başlayış o hikayem falan tamamen 2019'da gerçekleşti her şey. O yüzden dedim ki bunu çekeyim, hem bana da kalsın hatıra olarak ki bu yıl düşünüyorum. Bu yıl çok güzel şeyler olmuş. O yüzden böyle bir karar aldım. Şimdi en son olumsuzlukları da şey yapacağım ama olumsuzluk çok yok çok şükür ki. Yani çok azıcık, birkaç madde yani. O da olumsuzluk demeye bir işaret ister. Laf olsun diye yazdım ya. YouTuber oldum. Resmi olarak YouTuber oldum. Şubat'ın ortalarında Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen benim yaşasın babam iflas etti videomla bana ulaşmıştı. Ve onda da Sebahati Karakurt'tu. O da Twitter'dan işte benim yaşasın babam iflas etti videomu paylaşıyor ve bu şekilde Işıl Cinmen görüyor vesaire. Sonra bana mail atıyorlar, ulaşıyorlar. Röportajım yapılıyor. Cumartesi Ekin'de ben bayağı kapak röportajı olmuştum. Yani asıl olay zaten kapak röportajı olmam vesaire falandı. Ondan sonraki pazar akşam işte ana haberlerde işte genç YouTuber diyerekten videoları falan çıkıyorum ki benim daha röportajım yapıldığında 300 küsur abonem var. Haberlere çıktığımda da aynı şekilde yani daha 300 küsur aboneyle bayağı bildiğiniz YouTuber oldum yani. Çok acayip bir şeydi. Tabii ben o zamanlar çıldırıyorum yani bu olaylar oluyor. Ben evde tavanda falan yürüyorum yani. Evde benim o videolarım zaten var ya. Görseniz rezil rezil yani. Hiç öyle bir çıldırıyorum ki yani inanılmaz. Sonra bu YouTube hayatıma işte bu şeylerle daha da istikrarlı başlamış oldum aslında. Daha düzenli videolar attım falan. Çünkü ben Yaşasın Babam İflas Etti videosunu yazın atmıştım. Sonra imkanlar olmayınca atamadım vesaire. İşte yazın interneti halledemedik falan. Sonra şey oldum yani. Vakti geçince atasım çok gelmedi. Ondan sonrasında da işte tabii bir anda bu olay olunca dedik artık YouTuber'ız. Her şeyi düzenli atalım. Sonra mümkün olunca düzenli atmaya çalıştım. Bu olay oluyor olduktan sonra da işte Mart ayı gibiydi falan. Ben şu an videolarımı çektiğim telefonumu alıyorum. Çünkü öncekinin kamerası çok daha güzel değildi. Yani yine Allah'a şükür çok güzel şeyler çekti ama çok sarsılıyor vesaireydi video çekerken. Sonra yeni telefon aldım. Yeni telefonu da biraz bodozlama aldım. Yani paramın yettiği miktarda en kaliteli olabilecek şey aldım. 3 kameralı telefonlara hep söylenirken aldığım telefon 3 kameralıydı. Yani saydırıp bu ne böyle görgüsüz gibi millet 3 kameralı telefon alıyor falan. Artık şu devre bak falan yaparken. Bu cümleleri kurduktan bir hafta sonra 3 kameralı telefon aldım. Ama şu an telefonumdan çok memnunum. Kendisini çok seviyorum yani. Bütün videolarım da hep benleydi. Geçen yıl okulun ikinci dönemi bayağı gezdim yani bol bol gezdim. Bir sürü yere gittim, yeni yerler keşfettim vesaire. Hatta işte o zamanlar Burgazada'ya gittim bir arkadaşımla. Ve Burgazada'nın gerçekten harika bir yer olduğunu fark ettim. Yani diğer adalar falan bence çok da güzel değil ya. Ki Burgazada'ya da zaten bence bahar aylarında gitmek lazım, ilk bahar aylarında. Ve gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir kahvaltı falan yapmıştık orada evde kendimiz hazırlayıp. Yine Nisan aylarında bir Fashion Week vardı. İşte laf olsun diye gitmiştim ben. Aslında laf olsun diye değil de Halime Aden diye bir kadın var. Yani bir kız hatta benden bir yaş falan büyük. Benden mi yaşta öyle bir şeymiş. Bu kız dünyaca ünlü bir işte tesettür mü denir bilmiyorum da işte tesettür demeyeyim ne denir buna işte bir model. Onunla tanışmak şeyle gittim. Halime Aden'le tanıştım falan böyle. Fashion Week. Son Fashion Week'e falan girdim. Böyle değişik ortamlardı. Neyse. Nisan'ın sonlarına doğru, Nisan ayının sadece film izlemek için Ankara'ya kuzenimin yanına gittim. 3 günlük sadece onunla film izlemeye eğlencesi amaçlı okula asıp Ankara'ya gittim. Atladım hızlı trene ve gittim yani. Bence çok da güzel yaptığımı düşünüyorum. Yine Mayıs ayında inovasyon haftası oldu ve gerçekten harika insanlarla tanıştım orada. İşte zaten konu uzay vesaire teknoloji falandı. NASA'dan bir sürü insan vardı. Kara deliği görüntüleyen ekip falan gelmişti. Hatta o zaman onun videosunu da atmıştım. İşte NASA'da kara deliği görüntüleyen ekiple tanıştım diye. Ve onlarla da hem sohbet etme imkanı buldum, hem fotoğraf çekildim. Gelen kişileri de sayıyorum. Shazam'ın kurucu ortağı Chris Barton gelmişti. Sonra NASA'nın CIO diye okunuyor galiba. CIO yazıyor. Bunu nasıl okunduğunu bilmiyorum. Omar Hatem'le geldi. Hatta onun kart vizitini bile almıştım. Sonra NASA'da roket mühendisi Kevin J. Debrun gelmişti. NASA astrofizikçi de Umut Yıldız gelmişti. Hatta Umut Yıldız'ı muhtemelen bilen vardır. Popular Science'dan falan filan.
Okul bitti ve muhteşem karavan hayatımızın ikinci partı başladı. Biz ilk yıl gezdikten sonra karavanı aslında satma niyetine girmiştik. Yani bir daha gezebilir miyiz hiç bunu düşünmemiştik. Gezebileceğimizi de pek sanmıyorduk işin aslı. Sonra işte satılmadı karavan. Ondan sonra kaldı derken. Selamlar. Aleyküm selam. Yeni mi başlıyorum? Ortasındayım. Sesimi çıkarma. Çekemem. Sıra mı çıkacağım? Daha neler? Ay nasıl? Çıksam da buradan. Yemeği yaptın mı? Yaptım, git yemek ya. Yediniz mi? Yedik. Neyse işte biz ikinci partını yapabileceğimizi düşünmüyorduk karavan yolculuğunu. Sonra işte karavanı satmayınca biz de yolculuğa devam ettik. Ve hiç hesaplıyorken yani diyorduk ki işte önceki yaz Akdeniz'den başlayıp Ege'yi bitirmiştik. Bu yaz da dedik ki işte doğudan başlayıp Karadeniz'den bitiririz şeyi, iç taraftan döneriz vesaire, bu düşüncedeydik. Ya da sahillere ineriz diyorduk. Maddisel durumlar ne kadar el verirse. Ondan sonra çok şükür yani çok güzel geçti ya. İşte doğudan başladık. Karadeniz, bütün doğudan ve Karadeniz'den gezdik. İstanbul falan, Eskişehir yapıp içten geri Adana'ya döndük. Zaten benim bu yolculuğumdan dolayı 2019 zaten benim en güzel yılım yani bence. Sadece bu madde bile yeterli. Bizim Serdar'la tabii babam yoktu. Serdar'la babam da işte babam işleri falan uzadı vesaire, yetişemedi, gelemedi. Serdar da kendi işte yapmayı düşündüğü şeyler vardı. Bir de sınava falan çalışıyordu vesaire. O yarıdan sonra katıldı. O İstanbul'dan sonra katıldı yanımıza. Babam da işte... Babam aslında katılamadı gibi bir şey oldu bu yıl. İkinci dönem başladı, okulun ikinci dönemi. İşte MCON diye bir kongre oldu. Orada benim bölümümle alakalı da bir sempozyum vardı. Ben bu arada biyomedikal mühendisliği okuyorum. Soran birçok kişiye cevap olsun buradan. Birçok biyomedikal mühendisi hocayla vesaire tanışma fırsatım oldu. Ve bölümümde ne yapmak istediğimi gerçekten netleştirdim en azından kafamda. Bir şeyler, yani yapmak istediğim şey şu an biraz daha net. Hocalarla tanıştım. Hatta Ankara'ya gittim onların yanına. İşte Ankara'da hocalarla görüştüm. Bana işte fikirler sundular, birileriyle konuştum, ettim, bir şeyler yapmış falan. Bakalım işte zamanla o bölümde ne yapacağım belli olacak. Sonra Kasım ayı civarı analog fotoğraf makinesi aldım ve o kadar ani aldım ki yani. Herkes analogcu olduğu için şu sıralar kusasım geliyor artık analog makinelerden. Ama sanırım ben de onların etkisinin altında kalarak aldığımı düşünüyorum analog makineyi. Gerçi ondan ziyade biraz artık şeyden sıkıldım yani. Dijitalle çekmekten yani telefonda çekiyorum, milyon tane oluyor ve asla çıkarttırmıyorum. Ve bir de yani en azından analogda çekince biraz pahalıya geldiği için tek poz çekiyorum ve bu biraz güzel. Hani aynı Polaroid mantığı. Neyse işte analog da direkt saymlan.com'a girdim. Karşıma çıkan ilk analog makine, ooo falan oldum. Lensini falan beğendim. Çok da bir araştırmadan baktım. Adam videoda anlatmış da ne olduğunu. Bir şey arızası bir şey de yoktu. Direkt pat diye aldım yani analog makinemi. Tabii sonrasında Zeynep! Ya Zeynep! Çok sessiz geliyorsun bir de. Sensiz gelecektim ki devam etsin ya. Devam edemem ben de. Sen ne malsın? Yanımıza vlog çekiyorsun ya ya. O vlogla bu aynı mı ya? Konuş bakayım. Hayır konuşmayacağım. İnsanlar kameraman oluyor, ona karşı konuşuyorlar. Damla Bilici falan bilmiyor musun? En sevdiğin YouTuber. Ya ellim. Ne yapıyorsun? Zoom mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Estağfurullah. Bugün yeni çay aldım. Ekinezyalı çay aldım. Tek ihtiyacımız olmaz. Çok şey. Güzel tadı ama. Ekinezyalı çaydı. Şay değil çay. İşte bu dönem hep evde oturdum. İğrençti. Bu dönem çok çok saçmaydı. Sürekli evde oturdum. Hep evdeydim. Uyanıyorum evdeyim. Hafta sonu evdeyim. Hafta içi evdeyim. Dönemin başında evdeyim. Eylül ayında evdeyim. Ekim ayında, Kasım ayında hep evdeydim. Yani sürekli evdeydim. Çok sıkıcıydı ya bence. Bir de uyudum bir de sürekli. Öğlen 2'de uyandım. Sürekli 2'de 3'de uyandım. Sabaha kadar uyanıktım ve hep 2'de 3'de uyandım. Ve uzun süredir böyle saçmalıklar yapmıyordum ve yapmaya başladım. Aslında bu kötü bir şey. Bunu niye iyiye yazdım bilmiyorum. Kötü bir şey yani. Sonra bu dönem arkadaşlık bağlantılarım iyiydi. En son Aralık'ın sonunda Fenerbahçe maçına gittim. Fenerbahçe maçında işte bütün Fenerbahçe kadrosuyla tanıştım. Fotoğraf çekildim. Hatta onun videosunu da çektim, paylaştım.
Şimdi olumsuzlukları da anlatayım hemen. Bu yılın en olumsuz olayı telefonumun ekranının kırılmasıydı. Sağ olsunlar 500 küsür lira ekranıma para aldılar. O bayağı içimi acıttı yani böyle. Bir de sınavıma koştururken düşürdüm. Sınavım da iğrenç geçti. Allah'tan quizde %10 etkiliyordu ve sınavımdan 5 aldım. Sadece sümük ağladım çünkü o gün. Böyle pat diye düştü ve tuz buz oldu ekranı. Ve ekran koruyucusu vardı. Allah'ım o kadar uyuz ki ekran koruyucusu vardı. Kenarından bir kırılmış, içteki ekran tuz buz ve ekran koruyucusunda küçük küçük sadece az bir şey çatlaklar var. Böyle yani saçma sapan bir şeydi. Sonra analog kameram bozuldu. Aldığımın daha ne kadar aldım? 13-14 poz çektim, bozuldu. Götürdüm, yaptırdım. Onu da İstanbul'un meşhur bir analog çarşısı var. Oraya götürdüm. Onlar da 50 lira aldı ufacık bir şey yapmaya. Yani küçücük ufacık bir şey yaptılar. 50 lira aldılar. Gerçekten hiç oraya yaptırmak istemiyordum zaten. Çok para alacaklarını tahmin ediyordum. Sonra analoguma ilk filmimi takmayı becerememişim. Benim gibi beceriksiz analogdan anlamaya gittim. Analog aldım. Sonra analogun nasıl takıldığını bilmeyen ben filmi o kadar saçma koymuşum ki bomboş. Adama ben götürdüm yaptırtmaya diye bana mail atmış. Filminiz bomboş, haberiniz olsun. Filmim de boşa gitti. Bir sürü güzel poz yakalamıştım. Hepsi çöp oldu. Yani onları üzüyorum. Hatta yabancı iki tane böyle kıvırcık bonus saç denir ya, böyle kıvırcık saçlı siyah tenli abiler vardı iki tane. Onlar tam sirkecide böyle duruyor arkadan. Tramvay geçiyor. Ben önce onları çektim, sonra çektiğimi fark ettiler. Sonra omuz omuza verip poz vermişlerdi. Çok güzeldi o pozum. O pozum da gitti. Çok üzülüyorum ya. En zaten çekemeyeceğim, yakalayamayacağım an o an sanırım. Son bahar aylarında hep evde oturdum. Bu yıl kilo aldığım bir yıl oldu. Bir türlü veremiyorum ya. Sürekli yiyorum. Sürekli. Bu yıl sürekli yedim. Hiç ağzım durmuyor. Yiyor kilo almıyor diyorsunuz. Alıyorum. Çaktırmıyorum sadece de. Öküz gibi oldum. Evet, bu kadar. 2019 yılım bu kadar. 2019'un genel itibariyle %98.9 güzeldi. İşte %1'lik böyle saçma sapan maddi şeyleri zaten sallamadığım için bence %100 güzeldi yani. Çok güzel bir yıldı. Maşallah diyeyim yani. 2019 tamamen bizim için güzel bir yıl olmuş. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.